Esenlikler diliyorum değerli arkadaşlar. Bugünkü yayınımızda Arabistan'daki ay tapımı ile alakalı bazı bilgiler aktaracağız. Bazı ayetlerin üzerinde duracağız. Bazı araştırmacıların görüşlerine de yer vereceğiz. Bildiğiniz gibi Allah'ın ay tanrısı mı yoksa güneş tanrısı mı olup olmadığı ile alakalı farklı teoriler var. Ay tanrısı olduğuna yönelik görüşler daha fazla dillendirildiği için bildiğiniz gibi müminler buna çok içerlediklerinden dolayı hayır efendim kesinlikle böyle bir şey olamaz diyerek itiraz ediyorlardı. Fakat itiraz etmelerinin bir manası yoktu. Çünkü ay tanrısı değilse güneş tanrısı olacak veyahut Satürn, Jüpiter, Mars, Merkür tanrısı olacak. Yani bunun başka bir çıkar yolu zaten yok. Tanrıların nereden geldiğini biliyoruz. Ha çok eskiye giderseniz bu dağ tanrısı olur, ırmak tanrısı olur, ağaç tanrısı olur, kaya tanrısı olur. Daha eskiye giderseniz ağaç ruhu olur, kaya ruhu olur, ırmak ruhu, perisi, iyesi olur vesaire. Tanrıların çıkış noktası bellidir. Daha sonra bunların şekillendiği yol, yöntem de bellidir. Bunların finalde göksel yapılara bağlandığını da biliyoruz biz. 7 gezegene, güneş, ay ve diğerleri artı burçlar, yer ve gök ve doğadaki nesneler, ağaç, ırmak, orman vesaire bunlarla ilişkilidir tanrılar. Allah da ay tanrısı değilse şayet güneş tanrısı olacak. Nitekim güneş tanrısı olduğuna dair Fenike ve Ugarit coğrafyasında tapılan El tanrısından türediğine yönelik teoriler de mevcut. Venüs tanrısı da olabilir veyahut Jüpiter de olabilir. Farklı bir teoriye göre Romalıların Lat, Late farklı isimlerle isimlendiriliyor bu. Tanrısının türevi olduğu da belirtiliyor. Bildiğiniz gibi Araplar Roma'nın vassalıydı, onlara bağlıydılar. Dolayısıyla onların önemli tanrılarından birisi olan bu Late'yi alıp kendilerinin baş tanrısı yapıyorlar sonradan. Farklı bir teoriye göre Latince bu tanrıya atfedilen bir isim. Latin demek Latin, Late'nin yolundan gidenler manasına geliyor. Tıpkı Suryani'nin Hindistan'ın Surya isimli güneş tanrısının yolunu izleyenler manasına gelmesi gibi, tıpkı Ermeni'nin Ehriman tanrısının yolundan gidenler manasına gelmesi gibi bu tarz toplumsal isimlerin farklı tanrılara atfedildiğini biliyoruz. Onlarla ilişkili olduğunu biliyoruz. Yani Allah'ın da finalde ay veyahut güneş tanrısı veyahut diğer gezegenlerle ilişkili olduğunu biliyoruz. Neyse bugünkü konumuz bu değil esasında ama bu konuyla ilgili ciddi tartışmalar olduğu için kısaca değinmek istedim. Nitekim konuyla alakalı daha önce zaten farklı yayınlar yapmış, farklı teorilerin üzerinde durmuştuk. Şimdi konumuza dönecek olursak, Arabistan'da Ay'a tapımın tarihçesine göz attığımızda ilk olarak Kur'an'daki konuyla ilgili bir ayetin üzerinde durmak gerekiyor. Nuh suresinin 23. ayeti. Şöyle deniliyor. Nuh toplumunun ileri gelenleri sakın tanrılarınızı bırakmayın. Ne Ved'i, ne Suva'yı, ne Yavuz'u, ne Yevk'ü, ne de Nesr'i bırakın dediler. Burada sayılanların Nuh toplumunun tanrılarının en büyük beşini oluşturduğu öne sürülür. Birincisi sevgi anlamını içeren bir kökten geliyor. Vud'dan. Meveddet de sevgi demektir. Allah kullarını çok sevdiği, kulları da Allah'ı çok sevdiği için tanrının adları arasında seven ve sevilen anlamında Vedud'un da yer aldığı açıklanır. Müfredatta Ved adlı puta tapanların da onu sevdikleri için bu adı verdiklerini yazar. Bu putun yani Ved'in Ay tanrısını simgelediği belirtiliyor. Bu konuyla ilgili araştırmacılardan birisi olan Profesör Philip Hitti, İslam tarihinde Ved'e Ay tanrısı olarak inanıldığını ve Güney Arabistan'da devlet kurmuş olan Mayınlilerin de bu Ay tanrısının ülkenin tüm tapınaklar bütününün tepesinde yer aldığını yazıyor. Ünlü Arap soybilimcisi İbnül Kalbi, Kelp kabilesi Dumetül Cendel'deki Ved'i tanrı edindi şeklinde bir açıklama yapıyor. Yani arkadaşlar bahsettiğimiz ayette Nuh toplumunun 5 büyük tanrısından birisi olduğu ileri sürülen Ved, Ay tanrısı olduğu belirtilen bir tanrı ve Arabistan'da da Arap toplumları tarafından tapınılan bir tanrı. Bunu hem farklı araştırmacılar, yabancı araştırmacılar açıklıyor hem de İbnül Kalbi gibi Arap coğrafyasından çıkmış Arap soybilimcisi isimler de açıklıyorlar. Bunun için de Putlar kitabına bakılabilir zaten kaynakları açıklama kısmına ekleyeceğim. Profesör Doktor Neşet Çağatay da Ved'in Mayınlilerin tanrıları arasında bulunduğunu belirtiyor. Mayınliler bildiğiniz gibi Güney Arabistan'da bulunuyor biraz önce söylenmişti. Güney Arabistan'ın tanrıları arasında Sin adını taşıyan farklı bir tanrı daha vardı. Buna da Ay tanrısı denir. Bu da meşhurdur. Hatta Kur'an'daki Yasin suresinin ismiyle ilişkili olduğuna yönelik teoriler de öne sürülür. Her ne kadar kesinlik olmasa da konuyla ilgili bu tarz teoriler de vardır biliyorsunuz. Nitekim zaman zaman biz de değiniyoruz.
ey sin manası taşıdığını iddia edenler var bu surenin. Olabilir. Farklı manaya geldiğini öne sürenler de var. Aslında bu Habeşçeden gelmiştir. Ey insan manasına gelir diyenler de var. Bu da olabilir. Yani burada bir kesinlik yok ama bu coğrafyada Sin tanrısına ay tanrısı olarak tapınıldığını biliyoruz. Dolayısıyla Yasin suresinin bir Kur'an'a verilen ismin de bu tanrıya atfedilme olasılığı yüksektir. Nitekim Sa'd suresi gibi farklı put ismi taşıyan sureler de mevcut. İslamiyet'in dönüşümü bir anda olmamıştır. Dolayısıyla bunların Kur'an'da mevcut bulunması sürpriz değildir arkadaşlar. Kur'an'ın çok tanrılı yapısıyla alakalı yayınlar yapmıştık. Hatta bu yüzden dolayı çok eleştiri almıştık. Ama bu bir gerçek. Kur'an'daki çok tanrılı yapıyla ilgili birçok farklı doneye ulaşabilirsiniz araştırırsanız. Ha bu şu demek değil. İslam çok tanrılı bir yapıya sahiptir. Bunu savunuyor. Hayır, savunmuyor. Çünkü tek tanrılı inanca zaten geçiş süreci İslam'la birlikte yaşanıyor. Fakat bu bir anda yaşanmadığı için izlerini Kur'an'da, hadislerde vesaire görebiliyoruz. Bununla ilgili birçok farklı örnek var. Çoğul ifadeler vesaire. Şimdi onlara girmeyelim. Sin tanrısının erkek olduğu belirtiliyor. Çağatay şunları yazıyor. Güney Arabistan'ın en eski dini, bunların yazıtlarından öğrendiğimize göre bariz surette aya, güneşe ve yıldızlara tapma olup, bunların arasında erkek bir tanrı sayılan aya tapma, dişi tanrı sayılan güneşe tapmadan daha üstündü. Güneş çoğu mitolojide erkek tanrıdır, ay genellikle kadın tanrı olarak bilinir. Fakat bazı mitolojilerde bu tersine de dönebilir. Yani ay erkek olabilir buradaki gibi, güneş dişi olabilir. Profesör Philip Hitti de aynı şeyi yazıyor. Güney Arabistan'ın dini esas itibariyle gezegenlerle, yıldız sistemleriyle alakalıydı. Bu dinde ay tanrısı iman ve ibadete revaç bulmuştur. Arapçada güneş anlamındaki şems sözcüğü dişilken ay demek olan kamer erildir, müzekkerdir. Hitti şunları da yazıyor devamında. Bedevilerin yıldızlarla ilgili inanışları aydınlığı altında süre hayvanlarını otlattıkları ay üzerinde toplanır. Aya tapma, çobanlıkla geçinen bir cemiyeti, bu mukabil güneşe tapma, daha sonra gelişen zirai bir safayı bize düşündürür. Günümüzdeki Müslüman ruvale bedevileri, su buharlarını bir araya toplayan, meralara faydalı çiğ düşürmek suretiyle nebatları büyüyüp geliştiren ay tarafından insan hayatının tanzim edildiğini tahayyül etmektedirler. Günümüzde Müslüman olan ruvale bedevileri dahi ay tarafından insan hayatının tanzim edildiğini hala düşünüyorlarmış değerli arkadaşlar. Bu konuyla ilgili Profesör Hitti bilgiler veriyor. Diğer yandan güneş onlara göre bütün hayvan ve bitkileri olduğu kadar bedevileri de mahvetmeyi arzu eder. Yani burada çok enteresan bir şekilde esasında çok köklü bir inanış olan güneşin iyi yönü, aydınlık yönüyle ayın, karanlık kötü yönünün terse döndüğünü görüyoruz. Yani ay iyi yönde, güneş kötü yönde algılanıyor burada. Söylediğimiz gibi mitolojilerde bazen bunlar terse dönebiliyor. Ayın, güneşin de içinde bulunduğu yıldızlara tapınmanın eski Keldelilerden yani Keldanilerden kaynaklandığı görüşü dinler tarihi araştırmacılarınca paylaşılır. Dr. Muhammed Abdullah el-Hini, yıldızlara inanç ve tapınmanın Keldelilerden çıkıp Suriye'de ve başka kesimlerde yayılması sonucu haftanın her bir gününün 7 gezegenden birine ayrıldığını, pazar günü güneşe tapınmanın, pazartesi de ay tapımına ayrıldığı için pazara Sunday, pazartesine de Monday adının verildiğini yazmaktadır. Bu konuyla ilgili de bildiğiniz gibi daha önce yayınlar yapmıştık. Konuyla ilgili ben Twitter'da yazı dizileri de yapmıştım. Haftanın 7 gününün neden 7 gün olduğuyla alakalı, neden bunların her birinin isminin Saturday, Monday, Sunday, Wednesday vesaire şeklinde güneş, ay ve 5 gezegene atfedildiğinin üzerinde durmuştuk. Bu bilgiler insanların tarih boyunca inançlarının 7 gezegenle ilişkili olduğunun çok güçlü bir göstergesidir. Tabii ki sadece bu yok. Bunun gibi birçok farklı done mevcut değerli arkadaşlar. Araştırırsanız görürsünüz. Challey'nin konuyla ilgili görüşleri var. O da şöyle diyor. Keldeliler günleri uğurlu ve uğursuz diye de ayırt etmekteydiler. Her 7 günlük devrenin ilk günü tabuydu. Hiçbir işe o gün başlamak doğru değildi. Yahudilerin Şabat günü kökünü buradan almaktadır. Haftanın 7 günü kutsal yıldızların adlarıyla gösterilmektedir ki Yunanlılar, Romalılar da bu geleneğe uymuşlardır. Evet, bugün bu hususa değinmek istedim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.